dizisi vatandaşlarımızın mutlu günlerini ekranlara taşımaya devam ediyor ve şimdi kameralarımızı Dişburg'daki Karadeniz düğününe çeviriyoruz. Karadeniz kültürüne senelerdir hizmet veren Bielefeld Karadenizler Derneği Başkanı Ali Aydın, kızı Havva'yı muhteşem bir düğünle evlendirdi. Düğüne katılanlar saatlerce pistten inmediler. Arkadaşımız Ramazan Kabataş ve Haluk Turan gençleri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Şimdi güzel bir düğündeyiz, güzel bir Karadeniz düğündeyiz. Havva ile Bülent'in düğünündeyiz bugün ve kendilerine mikrofonumuzu uzatalım. Havva Hanım, duygularınızı alabilir miyiz? Mutluyum. Uzaktan yakından gelen herkese teşekkür ederim. Gelemeyenlere de buradan selam yolluyorum. Evet, damat bey, Bülent bey, siz neler söyleyebilirsiniz? Bugün çok mutlu bir gündeyiz. Bugün düğünümüze gelen herkese teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, sevgiler. Şimdi bildiğimiz kadarıyla Havva Hanım Karadeniz kültürüne çok emek veren, çok çalışan bir hanımefendi. Siz nasıl tanıştınız? Bir öğrenebilir miyiz? Biz derneklerden öyle babamla gezerken yaylalarda, işte kadırgalarda, düğünlerde tanıştık. Vatandaşlarımıza güzel kültürlerini tanıtıyorsunuz. Aynı zamanda böyle gençlerimizin kaynaşmalarına, tanışmalarına vesile oluyorsunuz. Neler söyleyebilirsiniz bu mutlu günde? Bu gün, mutlu günde neler söylenmez ki? Aslında çok daha şeyler söylemek isteriz ama gönül isterdi ilk baştan memlekette olmak. Memleketimizde, eşimizle, akrabalarımızla, dostlarımızla beraber Trabzon'da olsun, Akçabat'ta olsun, Çevizli Göğü'nde olsun. Hatta Ozoysa'da, Akpınar Göğü'nde olsun. Ama ne yazık ki bizim gurbetçi olarak doğduk. Gurbetçi olarak da devam ediyoruz. Söylediğiniz latife olarak kabul ediyorum. Karadeniz kültürüne en ufacık bir katkıda bulunabildiysem ne mutlu bana. Yerleşenliklerini artık ben değil, benden başkaları, yani abim onlar veya bir başka yöneticiler düzenliyorlar. Şu anda mutluluğumu sorarsanız son kızımızı veriyoruz. Son kızımızın da damadımla beraber tanışmasında yegane sebep olan Karadeniz kültürüne minnettarım.